düzgün ne olduğunu göreyim. Yayın mı yok, bana mı öyle geliyor? Şimdi anlarız. Yo, Jane var. Gayet de görüyorum ben kendime. Okey. Demek ki sorun başkasında anacım. Sorun başka yerde. De paylaşalım da. Pazar günü. Pazar. Duymayan etmeyen olabilir. Take myself, you take my self-control. I'll side. Ba 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 I said I'll live my creation's dream. Bir offline gözüküyor, bir online gözüküyor bu. Nasıl yapacağız bu işi? Okey. Umarım online'dır. Yazıda göremedim. Gören varsa bir tank rızası için buradayız yazabilirse sevinirim. Yoksa ben kendi kendime konuştuğumu düşünmeye başlayacağım. O zaman da çok çıldıracağım, çok delireceğim. Or altın almaya da tıklamam daha da manidar oldu tabii. Öyle bir dünya yok. Ah evet. Demek ki yayın varmış. Pazar günlerine bir izleyiciliğe girme keyfine şu an yaşıyoruz. Bu pazarda biraz özel pazar değil mi? Çok az altınımız var. Bir haftalık premium alsak yeter. İşte size çakma pörşenk. Ah, bu tankı bir karşılaştırmaya almamız lazım. Niye karşılaştırmaya alamıyorum? Okey, karşılaştırmaya aldırtma o zaman bana. Direkt topuna, tüfeğine, motoruna bakarak o zaman konuşacağız. Yani research'tan bakalım hatta. 90'lık top. Aa. Zırh yok. Kulede de zırh yok. 1450 can. 1.9 nişan süresi. 0.35 dağılım. 2000 DPS'in altında. Eksi 10 top. Eğimi. Güzel. Top yüklemesi 4.78. Topun delişi 192-240. Sanırım şeyle aynı bu. Diğer Pershing'lerle filan. Hemen bir bakalım abi. Daha doğrusu şöyle bakmamız lazım tabii. Topları bir karşılaştırıyorum. Daha hızlı atıyor, daha az nişan alıyor. Ancak kule zırhı öyle iyi değil. Yani Super Pershing'den daha hızlı atan bir tankımız mı var acaba elimizde? Ama tabi burada şimdi bu Rate of Fire hangi tanka göre onu birebir de göremiyoruz. Sonuçta şeyle yapmamız lazım. O zaman belki Compare'dan öyle yapalım. Daha 2-3 dakika oldu gençler. Yeni gelen bir tank var. Bunun maratonu yapılacak. Daha önce de IS-6 ve VZ-111 gibi tanklar için yapılmıştı. 15 günlük bir turlama. Bakayım ben buradan görevlerde görebiliyor muyum? Trial by Fire. Training Camp, Missions and Specials. T25 maratonu. T25 maratonunda ne elde ediyorsunuz? Bir garaj elde ediyorsunuz. Tabii ki yuva seviyede T25'i elde ediyorsunuz. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Her gün için unlocks the T25 pilot mission. Okey. Açtığı zaman göreceğiz. Şu an unlocked olmayan
tankları görmemiz lazım. Forte 25. Report, missions. Complete times 13 defa tamamlanacak görev. Conditions. Aha. Her gün 5 defa savaş kazanacaksınız. Kazanılan deneyimde ilk 10'a gireceksiniz. Weekly challenge mı? Yok, bu günlük. Bunu 13 defa yapacaksınız. Pardon. Evet, 13 defa yapacaksınız. Ne kadar sürede yapacaksınız? 27 Mart'a kadar. Yani bugün 10 Mart'sa, bugün 12 Mart'sa 15 gününüz var. 13 defa yapacaksınız. Yani her gün girip en azından 5'er maçta bu şekilde hani kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bu muhtemelen 5 maçta, bir de win a battle, yani savaşı kazanmak sıkıntı tabii. Hani %50 ile oynuyorsun desen her gün 10 maç diyeceksin. Gerçek dünya koşullarında 12 maça falan tekabül edecektir bu ortalaması. Her bir maçta 8 dakika falan sürse, işte çarpacak olursan da yaklaşık 96 dakika, yani 1,5 saat. Her gün 1,5 saat oynayacaksın. Ama condition dışında başka bir şey yok. Yani rastgele savaşlarda yapıyorsun bunu. 5'er savaş yapıyorsun. Bu şekilde alabiliyorsun. Yani beleşe verilecek. Ha, her gün aynı görev değilse onu göreceğiz. 13 defa bitir diyor sonuçta abi. Eğer benim yanlışım varsa bakar arada şey yaparım, ama complete times 13 dediği için şu an daily mission'ları 13 defa tamamla. Herhalde bugünün daily mission'ı bu. Bakalım, her gün değişecektir çünkü çok kolay bu şekilde. Eğer değişiyorsa tabii günlük görevler, olay daha farklı olacak. What? Niye increase edemiyorum ben? What? Why? I have the free XP. Bir saniye. Deneyimle... Ya bir bozukluk var ya bu hesapta, bir sıkıntı var. Ha, yo, pardon. Hiç çevirmemişim. Abi combat experience yok o zaman. What? What the fuck is going on? Abi serbest deneyimim var 10 milyon kadar. Peki ben bunu kullanıp tank açabiliyor muyum? Well, I can't. Ya şeyden dolayı hiç oyuna gir... Ama yo, öyle bir şey de olmaması lazım. What? Normalde çünkü bunu ben Brothers in Arms'la falan halini göstermem lazım size. Yani silah arkadaşlıklı falan olarak göstermem lazım. Gariplik var şu an bu hesapta. Başka bir tank da alamıyorum. Başka bir şey de yapamıyorum. Ya kitli bir şeyler... Yani premium tanklar alabiliyorum. Diğerlerin not enough XP diyor. Ama 10 milyon XP'm gözüküyor. Vaa. Çözmek zor. Exchange diyelim. Yüz bin parayı exchange edebilirim böyle. En azından donatalım. Ha, pardon, anladım. Benim moddan kaynaklanıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Lanet olası kendi modlarımızdan dolayı. Teşekkür ediyorum ha Blues'cum. Benim genelde dert olmayan bir şey de bu kafama. Şimdi halloldu. Tabii modun böyle şeyleri etkileyebilmesi bizi sıkıntıya sokuyor gördüğünüz gibi. Bizim de başımıza geliyor böyle şeyler. O kilitin birkaç defa daha başıma gelmişti, hatırlıyorum. O kilit olayı bayağı büyük bir sıkıntı yaratıcı durum. 3 skill yapacağım bunu. Normal bir mürettebatınızı eğitiyormuş gibi düşüneceğiz. Çok fazla abartmayacağım. Ben de diyorum yani serbest deneyim var gözüküyor ama...
harcatmıyor filan ne oluyor diye. Şimdi mantıklı oldu. Tekrar anlatayım bu arada. Bunlarda bir defa ben her seferinde silah arkadaşlığını alıyorum o %5'i. Yani bir havalandırma takmış gibi arkadaşları gaza getirtiyorum %5 olarak. Sonra tamirimi alıyorum tabii ki ve işte gunner'da yani topçusunda, snapshot denilen işte ani atış, anlık atış. Gunner'da ne almışız? Yok, snapshot'ı gunner'da aldık zaten. Komutan'da 6. hissi aldık. Şimdi sürücüyü alacağız. Sürücüde de burada gene silah arkadaşlığını alıp ondan sonra tamir aldıktan sonra Smooth Ride alacağım. Çünkü zaten iyi bunun sağına soluna dönüşü. Daha hızlı bir şekilde nişan almamı sağlayacak. Ben çoğunlukla tanklarda sürücüyü alırken Clutch Braking denilen yani ani fren, panik fren olarak çevirebileceğimiz şeyi alıyorum. Özellikle ağır tanklarda, hantal tanklarda çok fark yaratıyor. Etrafınıza dönmeye çalışan bir hafif tanka vurup vurmamanız çok büyük bir fark. Veya yetiştirebilmeniz kafanızı ya da sizin kötü bir şekilde zırhınızın, daha doğrusu kötü bir şekilde derken size göre kötü. Adamın böyle açık aradığı noktaları kapatmanızı sağlamanız için işinize yarıyor. O yüzden sürücüde özellikle ağır tanklarda o frenleme olayını öneriyorum. Onun haricinde hep Sentry Barracks sağ Alp. Çok mantıklı. Kışlaya yolladık adama. Onun haricinde tamir ve silah arkadaşlığı fix ve tabii ki güvenli depolamada olacak. Burada yükleyiciniz varsa. Bu durum şeylerde daha çok karışıyor. Otomatik yükleyicili tanklarda ya da mürettebat sayısı 4'ten az olan tanklarda bu ne demek oluyor? Komutan mesela telsizcinin de görevini yapıyor. Bazen sürücü topçunun da görevini yapıyor. Behçet gibi bir tankta 3 tane adamınız var. Behçet'in burada çok daha fazla deneyim alması gerekiyor. Böyle 5 çarpı 6 çarpı becerisi olan Behçet anca kesiyor filan falan. Onları da söyleyeyim. Yes. Düşey dengeleyiciyi taktık. Orta kalibre top sürgüsü geliştirilmiş havalandırma. Bunu standart bir premium tank olarak oynayacağız. Bu yüzden kola koymuyorum. İlk başta ne yapabileceğimizi göreceğiz. Buna uygun bir şekilde de altın mermi yüklü mü alıyorum. Yükümü alıyorum. Normal oyunumuza gireceğiz. Belki olabilir, olmayabilir. Kamuflaj. Ve burada Super Pershing'den, daha doğrusu Super Pershing değil, gayet normal M26 Pershing'den farklarını daha çok göreceğiz. Birincisi kafa çok daha bana açık gözüküyor ve daha kocaman gözüküyor. Topunda Muzzle Brake denilen o hani alev keser bir kapak yok. Tıpa mı diyeyim artık veya çıkış ucu diyeyim. Namlu ucu yok. Ama iş yapacak bir delişe sahip, aynı delişe sahip hatta. Göreceğiz bakalım ne olacağını şimdi. Evet. Bu basın hesabı normal sunucu arkadaşlar. Tank deniyoruz. T25 pilot number one tankını. Görevler galiba her gün değişecekmiş. Ona da ben bir şeyden bakayım. Web sitesinden şimdi. Bu arada hem Onur hem Barış inceledi bu tankı. Hatta Barış'ın en son YouTube'da T25 inceleme videosunu gördüm. Girip bakamadım ama en azından yüklediğini gördüm. Eğer bu tankı almak ilginizi çekiyorsa kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta 13 günde, daha doğrusu 15 günlük vakit içerisinde her gün birer defa tamamlanabilen görevleri 13 defa tamamladınız mı? Yani sanıyorum 1 ya da 2 gün boş vaktiniz oluyor. Yani ekstradan buna hatta bir gün belki en fazla ayırabileceğiniz bir boşluk oluyor. Yani her gün girip belli bir sayıda maç yapmanız, görev gerçekleştirmeniz gerekiyor ki bu tankı alabilin. Daha önceden bilenler biliyor. IS-6 ve VZ-111 de bu şekilde verilmişti zamanında. Bu ayarları yapmadım ama ayarları yapmış olmak çok önemli değil. Hızlı nişan oluyor kesinlikle. İsabet ettirdik ama sektirdik. Bakalım. Burada palete gidiyor. Artı var mı? Yok. İleriden de atış yemedik. Demek ki orada yatan da yok. Bizimkiler de çok fazla açmayacak burada.
Yani şuradan bakabilir sesi olan bir şey olur mu? Var, olabilir gibi. Mantıklı oldu şu an. Utsu da bana bakıyormuş. Arkadan gözüktü. Utsu buradan görebileceğim pozisyona geçeceğim. Mermi hızım çok yüksek değil, o belli. Net bir şekilde. En son olduğu yere atayım dedim ama boşluyor da geldi. Hadi bakmaya devam ediyorum buradan. Acaba bana bir iş düşer mi derken spot yedim. Nereden yedim bilmiyorum. Muhtemelen sağ tarafta. Oo, Tiger P. Çok enteresan. Kafamdan da sektirdik. Arkada yatan bir Tiger P var. Oluyor böyle durumlar. Evet, YouTube'a koyduğumda benim son videoda 11K sektiriyorum. IS-4 ile. Bayağı efsane eğlenceli oluyor. Yine bir şeyler sekiyor. STA2 de arkada ta ötelerde. Bizi bulmaya çalışıyor. Tiger P de orada. Kafamı sektiriyor yani galiba. Boşluklu zırhımı da o kadar yok. Leo! Havaya uçan Leo görmek her zaman eğlenceli. Şuraya bir girelim artık. Şuradan bakalım. Galiba görüş menzilim gayet iyi bu arada. Merhaba. Wow. Maşallah. Evet, Tiger P'miz böyle oralarda oldu. Abi adam nasıl duruyor ya? Merhaba canım. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de arkada duran heavy tank olmak istiyorum büyüdüğümde. YGS'ye girip daha sonra iş yapmak istiyorum. 8'i 3 yeniyoruz bu arada. Biraz daha basabilirim ama sağ taraftan açık olacak. Şuraya geçmeye çalışacağım yüzden derken. Buradan değinmeme ihtimali yüksek. Vurmama ihtimali daha da yüksek hatta. Aynen öyle. Güzel bir palet atışı. Tiger P'yi de kontrollü tutarak. Bakalım olabilecek mi diye bakıyorum. Kapağı atarım bilmem ama. Çok zor. Yine de denk geldi valla. Enteresan. Sağ tarafta güvenli. 10'a 3 olduğumuz için ben rahatım şu an kafa olarak. Yaktık ve abim yanarak öldü. Yanarak ölmemiş daha doğrusu. Ucundan döndü. Ve biz de devam ediyoruz o zaman. Seviye 9 görecektir. 10 da görecektir. Seviye kaçız biz? 8'iz. Özelleştirmeli getirmiyor tank artık biliyorsunuz bu adamlar. Bakalım ilk hasarımızı aldık mı? Aldık. Chiri'den bir atış aldık. 3000 hasarda bitirdik. Mantıklı. Özelleştirme yok diyebiliyorum. Şu ama sitesine bakayım da yani internet sitesine bakalım. Şunun görevlerini yanlış şey yapmayayım. Size de paylaşayım. Birincilik madalyası geldi. 102.000 para geldi. 4779. Okey. Defender bir tane daha fazla tabii hasar yaptı burada. 1000 spot hasarımız var. 18 atış yapmışız. 102.000 para. What? What? ...1500 mü sadece mühimmat? Abi senin bir tanen ne kadar? 255. Aha.
Arkadaşlar aşırı ucuz mermisi. İnanılmaz ucuz. Yani bayağı ucuz. Mesela başka bir tane tank alalım. T26 modaya alalım. Bunu bir mermisine bakalım. Bu da öyle. Demek ki bu arkadaşların çoğunda böyle bir durum var. Ben göz ardı etmişim. Bu kadar ucuz gelince ilk defa dikkatimi çekti özellikle. Seni de bir alalım. Ya al onu da al ya. Tamam al ya. Allah kahretmesin. Al hepsini al. Panter'e bakıyorum şimdi. Panter'in de mermisi. Aynı şekilde çok ucuz. Interesting. Ama şöyle bir şey var. Ben kaç mermi attım? 18 mermi attım. Bir kısmını ben onu indirgeyip premium mermi almıştım. Muhtemelen o yüzden şu an bu kadar ucuza denk geldi. Normalde 250'den 18'e çarptığınız zaman ne oluyor? Yani 5000 falan normalde gitmesi lazım. 4'e bölsen yani işte yaklaşık olarak 4000 gitmesi lazım. 1500 gitti. Bunun nedeni tabii ben onu da unuttum. Şimdi hemen gaza gelmeyelim. Şey, depoda mermi olmasıydı. Yani normalde 5000 gidecekti mermiden. Gene ucuz tabii de yani 1000 değil en azından. Hepsinin mermi fiyatları yaklaşık olarak aynıymış yani. Depoda olduğu için burada 1500 gördük sadece. Yani yaklaşık olarak burada kaç mermi? 7 mermi almış oldu. Bir 10 mermi depoda vardı o yüzden böyle oldu. Yani eksi 5000 yazacaktır. Tamamen öldüğü zaman ne yazacağını bilmiyorum. Sadece eksi 1000 yazdı ama hani bayağı iyi kar bıraktı kesin. Premiumsuz da olsa 66.000 getirecekmiş. Premium'la 100.000 para getirdi bu oyunda. Tamam bu oyun biraz özel bir oyun. Ama onun haricinde şey yok yani. Böyle bir ekstra bir olay yok. Okuyalım. Araçlarına puanı gerekmiyor. Tabii ki her savaşta daha fazla kredi, her savaşta daha fazla mürettebat deneyimi, elit statü, transfer, mürettebat yaptım mı eğitmeye gerek kalmıyor. İlk savaştan itibaren hızlandırılmış ekip eğitimi, her savaşta %50 daha fazla mürettebat deneyimi. Eşleştirmede bir özel durum yok. Seviye 10 görüyor olmamız lazım gençler bu tankta. Şimdi ben bu maratonun görevine bir bakayım. Maraton. Aynen öyle. Sizle de paylaşayım hatta detayını. Aynen 2 gün kaçırabiliyoruz. Mission Day 1. Her gün bir görev yani gençler. Ve her gün görevler de değişecek. Demek ki sadece ilk gün 5 savaş kazanıp olayı bitiremiyorsunuz. İlgili olanlar buradan bakabilir linkten. Ama genel olarak dediklerimiz doğru. 15 gününüz var, 13 göreviniz var. Her gün bir görev tamamlanabiliyor. Yani 2 tane boşa harcayabileceğiniz gününüz var. Bunun haricinde gereksinimleri, görevlerin ve görevlerin içeriği her gün değişecek. O da var. Ama sonuçta ne elde ediyorsunuz? Neredeyse beleş 1, seviye 8, premium tank elde ediyorsunuz. Hani özellikle görev arayanlara, görev isteyenlere önemli bu. Sol bir saat oynadı hiç 10 görmedi. Bakalım o zaman 10 da koynayalım. Pilot matchmaking diye bakalım. Normalde özel eşleştirme istemiyordu. Pop pop pop. Pop 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 pop. Öncelikle eşleştirmesi yok. Yazıyor bazı yerlerde. Full matchmaking yazıyor ama eski bilgilerimde öyle yazıyor. Şu an benim okuduğum özel eşleştirmesi olmayacağına dair bu arkadaşın. Hatta ben şunu da hazır buradayken yapayım. Bizimkilerle de paylaşayım. Dakika. Hatta bağıra çağırıp bizimkilerle paylaşayım. Baya mantıklı olur. Bunu da paylaştık. Yani maratonda kafanızı patlatacaksınız biraz. Muhtemelen her gün bir saat, 1,5 saatlik bir işiniz olacak.
Bu şekilde yapacaksınız. Bunların zorluğu görevlerden kaynaklanmıyor, istikrardan kaynaklanıyor. Yani her gün poponuzu kaldırıp geri gelmeniz ve bununla uğraşmanız gerekecek. Bu büyük bir sorun olabilir. Bunun haricinde yani dediğim gibi topuna, kulesine bakıyorum, karşılaştırma yapmaya çalışıyorum. Ama şeye ekleyemiyorum ne yazık ki. Compare'e ekleyemiyorum tabii burada. Bu yüzden en yakın rakibi olan normal Pershing'in gene topuna, tüfeğine bakarak burada yan yana koyabiliyorum. Dediğim gibi işte sol tarafta normal Pershing var, sağ tarafta T25 var. Motoru da en son bakalım. Bu arada bir şey daha bakacağım. Weight ratio'suna bakacağım. Daha doğrusu mobility'ye bakacağım. 13.81. Bizim tankımız kaç? Mobility'de 14.03 mü? Daha hafif çünkü değil mi? 40 ton. Bu da önemli. Mesela şu an ilk başta beygir gücüne bakacak olsak motorun 530'a 704 gözüküyor. 150 beygir fazlası var filan ama şey olarak, spesifik güç olarak daha üstte. Burada 55-20. Bakayım bu arada Compare'daki tankıma bir bakayım. Compare. Evet. Kendi tankımı ekleyemiyorum ama toplar aynıydı neredeyse. Onları şimdi tekrar üzerinden geçmeye gerek yok. Mobility. 42 ton. 13.81. 520. Ha, configure. Okey. Tabii. Bunu da son haline getirmemiz lazım. Ben de diyorum ne, niye bu böyle? Aynı hale getirelim şunu. Şey kullanmayacağız. Bunları koymamıza gerek yok. Apply diyelim. Şimdi mantıklı oldu. Diyorum bir gariplik var çünkü. Ha, 16-23 700 beygir olunca yani yaklaşık %15 falan daha yüksek bir beygir ton güç yani ağırlık oranına sahip. Onun haricinde atışlarında reload süresi 6.92 gözüküyor şu an. Add to comparison deyince bizimki gözükmeyecek ama aklımızda tutarak şey yapabiliriz. Gövde zırhı ve kule zırhı bariz olarak Pershing'in daha iyi. Top alçalışı ve yükselişi yani top eğimi ve yükselmesi aynı. Kule hızı 40. Rate of fire 6.867. Şimdi tekrar bizimkine bakalım. Rate of fire 9.32. Daha yüksek. 49. Kulemiz daha hızlı dönüyor. Nişan alma süremiz daha iyi. Nişanımız daha iyi. Okey. Okey. Ama zırhımız daha kötü. Concealment 18.4. 14.3. Concealment'a bakalım. Daha da iyi gizlenebilirliğe sahip. Yani zırhsız daha hafif ve daha az yükleyen bir burada süper Pershing'imiz var. Yani artıları ve eksileri var. Her şeyi daha eksi değil normal Pershing'e göre. Bir oyun daha oynayıp bunun ne kadar bizi etkilediğini görmeye çalışalım. Matlet 75 mi 76 mı? Öyle bir şeyler. T26 E4 ile kıyaslandığında özel bir durum. Bunu onunla kıyaslayamayız çok. Çünkü bir iki defa öncelikle eşleştirmesi var. Belli ki bu arada yani Onur da bir saat boyunca seviye 10 maça gelmediyse şu an öncelikle eşleştirmemiz var ama oyuna öyle gelmeyeceğini ben tahmin ediyorum bu tankın. Çok uzun zamandır eski tanklar haricinde hiçbir tanka böyle bir artı eksi bir matchmaker koymuyor çünkü. Burada Wargaming. Onun haricinde hani bana gayet rahat kullanımlı bir tank gibi geldi. Sadece mermi hızı biraz düşük. İlk maçımda beğendim ama hani özellikle daha çok şunu oynadım, şunu gördüm, yaptım, ettim diyemeyeceğim. Bu arada tabii bizim gördüğümüz şeyler armor modelin içerisindeki. Ben açıp da ne bileyim özel Tanks Compare GG'de bakmadım. Belki oradan baksak iyi olabilir. Bir sonraki maçta da orada bakalım. Eskisi halini görelim. Matlet dediğimiz kısım da bu arada top kalkanı. Yani şu ön taraftaki kısım. Arkası 75. Şunu yazmaz Wargaming. Hiçbir zaman doğru düzgün çünkü zırh modellerini yapmayı başaramadı 5 senedir. O yüzden orada gördüğünüz değerler
tek gördüğünüz değer gibi kalıyor ve sıkıntı da oluyor işte. O yüzden bir Tanks.gg veya Tank Compare sitesinden, karşılaştırma sitesinden bakıp durumu inceleyeceğiz. Atış hala gelmiyor. Bu adamın bir sağa doğru kaçmasını bekleyeceğim. Şu paletli bir şekilde almaya çalışacağım. 7 canla kaçışmayı başarıyor. Mod çıkıyor oradan. Böyle durumlarda paletini falan alıp hasar vermeye çalışın. Çünkü sizin vurmanızdansa hareketsiz haline getirmeniz daha doğru. Bu arada ben bayağıdır kapandım sanıyordum. Adam beni orada 300 yıldır bekliyormuş. Okey, kabul edilebilir. Oh, KB2. Mah friend. Mah old friend. 10 görürse de altın mermisi bakalım kaç atıyor. 243 yeterli değil. 243 ile gayet zorlanırsınız gençler. Bu arada KV2'den bayağı ciddiydi revolüsyon. Ama top alçalışının iyi olmasının burada nimetlerinden faydalanıyoruz. Ortaya ben girerim arkadaş. Defender de basıyor. Buradan KV2'nin arkasına sızarım derken Defender zaten ikinci mermide yüksek rol etti. Ve olayı bitirdi. Buradan moda mı yükselsek? Arkadakilere mi baksak? Hepsi olabilir. Önce sakin sakin takılalım. Arka taraftaki arkadaşlar çok hoş olmayacak pozisyonlara sokabileceği için bize burada dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. Bir T-34-85'ten sektim. Arkada çok tank var gördüğünüz gibi. ...164 filan atıyor. Herhalde 75-85'lik topu var. Buradaki aim çok iyi değil bizim için. Su acaba buraya bakıyor mu? Bu adam da tıngır mıngır bizi deliyor maşallah. Canı kaldı, bu önemli. Okay. Biraz kapanıp sonra aşağı doğru hamleleşme. Burada kule oynamamız daha iyi olacak. Sonuçta support tankız. Destek tankıyız. Amacımız hasar vermek. Can sıkmak. Açılmadan böyle kendimizi azar azar gösterip iş yapabiliyoruz hala. Oyunlar da iyi gidiyor. Çok fazla benim şu an aksiyona girmeme gerek yok yani. Normal bir premium oyuncusu gibi oynayabilirim. Ama tabii ki dayanamıyorum çünkü adam kalmamış. Ve ilerlemezsek de hasar vuramayacağız. 11'e 4 şu an durum. Prot. Ara sokakta değil mi Prot? Evet. Tamam, Prot yiyelim kendimize. Let's eat ourselves a Prot. Top alçalışının iyi olmasının nimetlerinden faydalanıyoruz. Ve abimiz de düzgün bir şekilde bizi vuramıyor. Ve kafamızdan da sektirdik. Yani demek ki hiç öyle 70 falan değil yani. Yani 2000 hasarı rahatlıkla uğraştık yani. Bize %80 kalmayacak. Güvenli oynadık. Şu ben ama bir tank karşılaştırma sitesine bakıp hatta ekrana verip sizlere göstermek istiyorum. Hangisi daha iyiydi onu bile hatırlamıyorum. Yalnız Tank Compare mi? Yoksa Tanks GG mi? Bir tanesi daha geride kalmaya başladı. USA Medium Tanks T25 Pilot No. 1 Retired yazıyor ama herhalde modeli aynıdır. Yani genel olarak
aynı özelliklere sahiptir. M26 Pershing, top values, top values. 1450, 55, 40. Şu ana kadar her şeyi aynı görüyorum ben. 390, 45. 762, 0.36, 2.0. Yani. Thanks compare mi? Thanks GG mi? GG dediniz. GG'ye bakacağız o zaman gençler. Sıkıntı yok. Hangisini diyorsanız öyle. Ama buradaki de doğru gibi geldi bana. İkisini de bir gösterelim. Full tank list. Mediums. Tamam, bunu buldum. Compare diyeceğiz şimdi bunu. Tamam, compare'deyiz şu an. Compare abi. Okay, add tank. Şunu bir ekrana vereyim ben. Bu arada hem torrentim hem de Steam'im açıkmış. Onları bir kapatayım. Hatta Skype'ı bile kapatayım. Ve bunu ekrana verin. CD'si gibi oynanabilir mi? Oynanır herhalde. Yes. Şimdi. Bir saniye. Base tank. Back. Update tank. Base tank. Yani update tank dediğimiz zaman acaba effective values, base values. Mesela şu an ben burada 704 mi görüyorum? İyi, full görüyorum. DPM olarak daha yüksek. Atış hızı olarak daha yüksek. Nişan alma hızı daha yüksek. Terrain resistance'ları daha iyi. Yani sürtünme katsayıları daha düşük. Bu neyi sağlıyor? Daha az batmasını sağlıyor. Daha az sürtünme olmasını sağlıyor zeminlerde. Motor gücünü daha rahat bir şekilde paletlerin üzerinden zemine aktarabiliyorsunuz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Obje 260 ile IS-7 karşılaştırmasıdır. Çok benzer beygir ton ağırlık gücüne sahip olan iki tankın birbirine böyle 1 dakika falan fark attığını neredeyse görüyordunuz Himmelsdorf'ta. Yani birisi %25, %30 daha hızlıydı. Sadece aralarındaki fark %5 gibi gözükse de, %5, %10 gibi gözükse de. Yani işte güç ağırlık oranı 14-20 birinin, birinin 16-40 ama şuradaki bu katsayılar çok daha önem kazanıyor. Burada asıl fark Super Pershing değil de M26 Pershing'in lehine olan zırhlar genel olarak. Burada ama tabii neyi göremiyoruz? Bu mantlet zırhını göremiyoruz. Bir de görüş menzilinde artı 10 metre alıyor. Bunun haricinde öyle çok fazla bir artısı yok. Mermi hızı daha yüksek ama bakın mermisi yavaş demiştim. 975 atıyor burada Pershing'in topu. 853 ile atıyor metre bölü saniye. Buradaki atış hızı. Menziller aynı. Mermi, 20 mermi daha burada fazla bulundurabiliyor mühimmat deposunda Pershing. Onun haricinde çok benzer tanklar. Gayet zaten istatistiki olarak iyi gözüküyor tank. Sniper tank hakikaten birazcık. Yani Patton gibi de nişan almadan acaba hani atışlarında çok o kadar hani otomatik kilidi al yolla falan olsun değil. Ne öyle bir delişiniz var ne öyle bir dünyanız var ama bakalım bir T25 şeyi bulmaya çalışayım. T25 pilot armor model bulmaya çalışalım. Evet, boşluklu zırhlı bir şey gördüm bu arada ben şu an. Ama çok küçük fotoğraf. Sayfayı ziyaret edelim. Ve çok eskiden, status report sayfasından hatta. Dediğim gibi. T25'in sayfasına girip diyorsun. Okey, bakacağız o zaman. T25, T25, T25. EU Characteristics and Comparison. Pop, 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 pop. Burada 3 boyutlu bir model görmüyorum ben. Ana sayfaya bakalım. Haber başlıkları altında mı gizliler acaba?
Bir dakika bakıyorum. T25. Ha, anladım şimdi ne demek istediğiniz. Pardon. Ben de haberleri arıyorum. Bu siteleri çok fazla kullanmadığım için bunlar olabiliyor. Kusura bakmayın. Efekti varmış. Evet, önden baktığımız zaman açısından mütevellit. Buradaki 75'lik zırhımız oluyor. 95 düz gördüğünüz zaman. Alt zırh hatta daha kalın. Gövdeye atmak daha mantıklı. Kafaya attığınız zaman 200 mm'lik bir zırhla karşılaşıyorsunuz. Ve bu boşluklu bir zırh. Hani Collision modelde... Dur bakayım, hibrit collision diyelim. Tamam. Acaba kapatma var mı yok mu? Hani 200 mm, 100 mm şeklinde mantlet zırhı devam ediyor. Arkası 75, 76.2, 76.2, 63.5. Buradaki gun port 88. Yanlar... Yanların zırhı 50. Ya yani 50 az değil aslında Amerikan tank için. Hani böyle rikoşe açısı olabilir. Rikoşe açısını geçtiğiniz anlamı 100 mm'ye düşüyor. Kule yanları iyi değil. Arkada bir şey yok. Kafa arkası bazen saçma sapan oluyor. Mesela kafa arkası saçma sapan olan başka bir tank göstereyim size. Allah'ın cezası bir tank. Gençler, arkası 200 mm'dir bu herifin. Hani böyle yanlışlıkla atar buraları vurursanız seker buradan. O yüzden attığınız zaman genelde gövde arkasını vurmaya çalışın. Kafa arkası çok iyi değildir. Bu aralara da atarsanız gene seker, rikoşe açısıdır. Açısıdır. Hani T-34'lere falan bakarken dikkatli olun. Aklıma geldi sadece, paylaşayım dedim. Live. %85 şans. Güzelmiş. T-25. Bunu da görmüş olduk. Bizim de sizlerden öğreneceklerimiz var. Life. 226, 230. Evet. Oldukça benzer ama kafaya gittiği zaman... Gerçi şöyle boşluklu kısımlar var. Hani attığı zaman buraları vurma ihtimali de var adamların. Mesela sağ sola sekse gelse bile eğer açınız böyle çok ekstrem değilse yersiniz. Kafa tarafı da çok rahat yiyecek. Orası da kesin. Neyse, okey. Güzel. Bunu kullanırız başka tanklar için de zaman zaman. Dankeschön. Şunları kapatalım, fazlıklar. Zırhsız süper pör... Ya zırhsız süper Pershing de değil. Zırhsız Pershing. Yani Pershing yine daha zırhsızı. Aynen, oynamaya devam. Artık tankları hani böyle çok zırhına göre oynamadığımdan mütevellit. Çok bakmıyorum bunlara. Compare demek ki daha geride kalmış. Thanks GG daha iyi. Son maçta kaç para bıraktık? Güzel soru. Baktığımızı hatırlamıyorum. Bir ona bakalım. 2000 vurduk. Daha mantıklı vurduk. Seviye 9 oyundayız şimdi. Daha iyi. Bakalım. Topçu yok. Burada G4'e geçip... Gerçi tepeye bir bakalım biz. No assistance has been requested. I don't want any assistance. Ama gene bana da öyle çok hızlı falan gelmiyor, onu da söyleyeyim. Çok klasik Amerikan tankı hızına sahip. Hızlanışı, gidişi, yürüyüşü. Sonraki görevi göremedim ben. Görebilen varsa paylaşsın. Snapshot atabildik. İyidir yani. Mesela şuraya niye atış gelir? Luva. There's a Luva coming in. Şunu yapabilirim ama. Çok çıktı çünkü. Paletini aldık. Hiçbir bu işe yaramadı. Çok iyi oldu. Wow. Güzel açı.
Löwen'in de biliyorsunuz eksi 10 oldu top eğimi. O yüzden rahat rahat sadece kafasını göstererek iş yapabiliyor. Şekil 1'a. Peki iyice çapraza girersek. Aa, paletini kırmışım. CDC sen o hareketlere girersen o biraz yanlış olur. Tabii ki kafamdan öyle yiyeceğim. CDC'nin yaptığı hareketin yanlış olmasının nedeni arka taraftan yiyecek olmasıydı ve aynen de yiyor. Ama sektirmeye doğru yönelteceğiz. Ama spotumuzu vermeye devam ettik ve bu sayede de arkadaşı darladık bol bol. Şimdi şu açıdan ST'lere bakacağız. Altın mermi de kullanmış olduk. Bu da önemli biliyorsunuz. 2'ye 1 ve arka tarafta iyi değil. Acaba ben rotasyon yapıp arkaya mı geçsem? Grafiklerden bir colorblind modu aktifleştireyim. Şöyle T-34'ün oradan tepeye çıkabilir. Aha! Arkadan... Chukoda geçiyor. Bakalım Chukoda'nın önüne... Sadece attığımda kaldım. Amacım delebilmekti de. Çıkacaklar çünkü. Skoda da çok canı kalmış değil ama Tiger'ı alacaktır muhtemelen. Buraya doğru dönsem. Öleceğim de. Hani ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Ve T-30'u bekliyordum zaten arkadan. 1600 hasar. 7-12. Bir maçı da kötü oynayalım. Kaybedelim. Okey. Olabilecek şeyler bunlar. Bu maçın sonucunu beklerken bir az önceki maçı analiz edelim. Ne olmuş ne bitmiş diye. Rop. 70.000 para gelmiş az önceki maçtan da. 70.000 para, 3.000, 64.000 kar. Premium olmadığında da 40.000 kar. İyi para bırakıyor. Yani bu hem de orta tank. Kıvrak da bir tank. Kasılır gibi almak için. Yani ihtiyacı olanlar kaçırmasın. Ben uğraşacak mıyım bilmiyorum. Her gün oynar mıyım acaba ya? Onu bilmiyorum ama bak şu an bir daha güzel bir şey oldu. Hem premium kullandık hem kötü boyun çevirdik. 57.000, 54.000 de 26.000 kar bıraktı burada. 7.800 eğer premium olmasaydı kar bırakacaktı. Takımda da ortalardayız yani aslında öyle çok iyi değiliz. Aynen devam. İyi tank. Yani Super Pershing'i ben hala şundan seviyorum. Seviye 10'a düştü mü bu tank sıkıntı olacak ama seviye 10'a niye düşmüyoruz onu bilmiyorum. Normalde şöyle düşünün. AMX CDC ile oynuyorsunuz ve seviye 10 görmüyorsunuz. Abi herhalde deli gibi para yaparsın. Gözünü yediğim.
Güzünün çukurunu yediğim, beyazını ısıttıp da mangal üzerinde közde pişirdiğim. Tabii ki iyi iş yaparsınız. Seviye 8'de 390 metre görüş menzili de hiç fena değil. Yani bir tamam normal Pershing'in aynısı olmasa da ekranı bu arada ayarlayamadım, kusura bakmayın. Gene olmadı. İş yapabilir. Ya takımımız çok kötü galiba. %14 chance to win yazıyorlar. Ortaya doğru biz gene de gidip bakalım. Special matchmakingli tank satılmıyor normalde. Öyle de değil. Seviye 10 görmesi lazım yani. Bize gelen bilgiler o yönde. Çok büyük demiştim size. Ve kafanın kendisi sektirmiyor. Sadece ön tarafındaki küçük kısım sektiriyor. Yani mantlet sektiriyor. Bu da kafadan yediğiniz bütün atışların zaten ikisi de oradan. Gördüğünüz gibi bakın üst darbeden. Bu iyi oldu. Hani mesela böyle bir alana geldiniz. Kafa oynamak istiyorsunuz. Not so much baby. O kadar fazla oynayamazsınız yani. Bulldog'un da benim arkama saklanması daha da priceless yani. Paha biçilemez. Döner sandım, dönmedi. Bayağı kötü. Bu maç da bayağı kötü geçecek. Güvenceyi alıp hasar oynamamız lazım gene. Ama takımı da ileride, şehirde yani destek verebiliriz. Ortadan istediğimizi yapamadık sonuçta. VK 1001 var. VK 10001 diyeceğim hatta. 1001 dememek lazım. Hoppa. Wow, işte IS-3 farkı. Adam ne kadar şanslı noktalarda durdu. Ne kadar güzel oynadı. Ne yapıyorsun? Sadece şanslı mısın sen yani? Fuck. Aynı anda çıkın hepiniz zaten. En başarılı iş bu. Ne olur ölme VK ya. Ne zaman vurmayacağı çok güzel olan tanklardan biri. Gördüğüm için de böyle oldu.
Yine ucundan en fazla hasar yapan adam olduk. Ne getirmiş? Ya ne getirmiş? 56.000 para, 41.000'i kar. İyi. 22.000 normal premiumsuzda kar olarak bırakacaktım. Yani biraz daha iyi olabilirdi son anda. T26 ile iyi döndük. Şeyini gördünüz bu arada savaşta. Hani şehir içerisindeki kıvraklığı iyi. Ben istediğim gibi kontrol edebildim. Biraz daha topuna hakim olsaydım bir eksik hasar yiyerek Centurion'u falan alt edebilirdim. Ama olacağı varmış. Aynen devam. Tank leş değil abi. Kesinlikle leş değil. Ben leş tank olduğu zaman çok net söylüyorum. Size göre neyin leş geldiğini paylaşırsanız daha güzel bir şekilde edebilirim o fikri. Yapabilirim. Mesela AS6 da leş bir tank değil. VZ-111 de bir leş bir tank değil ama belli işe verildi. Bu da iş yapacak bir tank. FV-42 kötü. Mod 1 bence hala alengille. Bütün TD'ler E25 falan hariç öyle soru işaretli. Yani. Zırh yok, hız yok. Zırh yok, hız yok. Orta tank. Bak zırh yok, hız yok. Çok kötü bir şey değil mi? Zırh ve hız olmaması bir orta tankta. Nişan da yok diyeyim bir tanesi için. STB1. Zırh yok, hız yok olan ise Patton abi. İkinci. Patton dediğiniz tank hani oyunun en iyi oyuncularının ilah gibi oynadığı tanklardan bir tanesidir. Sırf zırh yok olan bir tanesi de gene Leopard. O da öyledir. Hani zırh yok, hız yok, bu tank kötü demeyin arkadaşlar. O tankın topu öyle bir şeydir ki adamın aklını alıyor olabilir yani. Yok bu arada. Bazı İngiliz tankların hakikaten şanzımanları da... What? Peki bir dakika. Heat'i yedim. Bir de topu kırıldı. Enteresan. Oradan çıkmış revolüsyon. Orada revolüsyonun çok hızı arttı, nişan alma hızı arttı. Topunun kullanımı, karakteristikleri yani gun handling denilen top kullanımı çok güzel iyileştirildi. Hani bilginiz olsun. Gene aynı işi yapar mı? Bu adam yapar. Genelde WoW'da aynı iş bir daha yapılır mı diye bir soru olmuyor. Yapıyorlar hakikaten aynı bok. Yiyorlar yani. Ama yani merminin gidiş hızı çok yavaş gerçekten gençler. Baksana neresine nişan almak zorunda kalıyorum vurmak için adamı. Anasının donu. Revolüsyon mu gelmiş? Evet.
Nişan alırken iyi atmıyor bu arada. Kesinlikle iyi atmıyor nişan alırken. Tarafı bıraktık. Bu kadar ani atış değil ama. Arkada bir başka tank var. VK. O yüzden onunla uğraşamayacağım. Aynen. Gelmek zor öyle bir tanka oradan. 9'a 6. Şimdi bu herif nerede? Arkada yatan adamlar var. Hadi bakalım. Güzel yereymiş aslında. Bir tank daha kaldı. T-34-3 kaldı. O da burada. Okay. Çok hasarımız olmadı ama benim için stresim başladı. Keçi gibi bu arada. Tırmanıyor. Sahilde. T-28 Ferdinand bilmem ne. Bakalım yetişebilecek miyiz onlara? Gidip şuradan eğileceğiz. Yeterse. T-26 E5 daha kullanışlı da bu beleş arkadaşlar. Beleş bir tank inceliyoruz şu an. Unutmayın. Yani en son hızına iyi ulaşıyor. Bayır aşağı 60'a kadar da çıktı. Yani şanzıman kilidi yok. Farklı bir şey oldu. Yani azami hız kilidi yok diyeyim. Ama şanzıman kilidi olarak diyorum ben kabaca. Steel diyoruz biz de buna. Bakayım burada iniş var mıymış. Varmış. Bu Hellcat ölür abi. Ha, aynen. Adama ramlediği için vuramadım. Bu kilide çaldı. Arkadaşlar paylaştım ama ona yetişmemiş olanlar için World of Tanks'ın ana sitesine girip linke tıklamalarını tavsiye ediyorum. T25 pilot maratonu diye bir bilgiye ulaşacaklar. Buradan görebilirler. Mesela gün kaçırdınız, her gün için öyle jeton alabiliyorsunuz token olarak. Galiba token başına 1 euro mu? Bir okuyalım tekrardan. Şimdi satın al. Ne kadarmış? What? Niye?
Premium dükkan. Galiba daha sonra şey olacak da o yüzden. 5 günlük görev tamamlama 42 lira olarak gözüküyor. Bir günlük 9 lira olarak gözüküyor. Yani 3 euroymuş günlük. Ne 3 eurosu? 2,5 euro filan. 4 ile çarpacağız çünkü neredeyse. T25 pilotun standardı ise 113 lira olarak gözüküyor. Ama ben size tekrar sizlerle tekrar paylaşayım. Buyurun. Durum bundan ibaret. Şimdi hazır basın hesabımız var. Başka premium tanklarla karşılaştırmak için deneyebiliriz. Mesela ben Panther'i oynamak istiyordum. Panther'le oynayayım. Çok hızlı nişan alıyor. Çok hızlı yüklüyor. Ve şu an insan gibi de seviye 10 görüyor. Ve seviye 10'lara karşı böyle tankların ne yapacağını görmüş olacağız. Şu an Wargaming'e yalnız ben yakıştıramadım bu olayı. Tank özel eşleştirmeyle gelmezse, öncelikle eşleştirmeyle gelmezse T25 şu an. Sıkıntı büyük. Çünkü bizim oynadığımız bütün maçlar seviye 8-9, 8-9, 8-9. Bu normal bir şey değil biliyorsunuz. Normalde ben Panther'le 10 maç yaparsam 7'si seviye 10 gelecek. Belki 8'i seviye 10 gelecek. Burada biraz hani kandırmacıya ilerlemiyordur umarım. Şöyle olaylar olabilir. Size basın hesabı verilsin diye tank daha yok diye eski hali verildi. Onda da öncelikle eşleştirme vardı o dönem. Aslında önceliksiz gelecek ama siz oynayın diye size iyilik yapmak için verdik. Hayır. Bunu kabul etmiyorum. Son hali ne olacaksa sizin elinize nasıl geçecekse bu tank o şekilde normalde yansıtılmalı. Eğer bu tank öncelikli eşleştirmeye sahip olmayacaksa yani seviye 10 görecekse baby o 200 delmeyle öyle o yavaşlıkla şey yavaşlığı mermi yavaşlığıyla o iş o kadar hani şu anda gözüktüğü kadar güzel olmaz. Daha önce böyle olmadı. Denediğimiz tanklarda eğer yani seviye 10 görecekse 10 görüyordu. Görmeyecekse görmüyordu. Bir sıkıntı yoktu. Ama şu anki haliyle görmüyor. Eğer görmüyor geliyorsa tamam süper. Mükemmel bir tank. Kesinlikle kaçırmamanız lazım. Ama onun haricinde geliyorsa normal, güzel bir. Yani gelmiyorsa çok iyi, geliyorsa normal bir tank. Onu söyleyeyim. Olmak zorunda diye bir şey yok arkadaşlar. Yazmıyor. Tankın açıklamasında özel eşleştirme olduğu yazmıyor. Özel eşleştirme normalde yazar tanklarda. Veya bir yerlerde. Veya sitesinde, sayfasında. Eğer bir link bulacak olursanız burada özel eşleştirme yazıyor diye paylaşın lütfen. Ben az önce hızlı bir Google analizi yaptım. Orada hiçbir şey çıkmadı yeğenim. İnsanları yanlış yönlendirmeyelim. Benim kafamda çok ciddi soru işaretleri var bunun. Öncelikle eşleştirme olup olmadığı ile ilgili. Ben mouse'a giderdim herhalde ya. Ötekini çok şey yapmıyorum. Ama onun topunu da kullanmadım. Şimdi kullanmadan laf etmiş olmayayım. VK72 gayet güzel. Yani troll. Ben E100'ünkini tercih ediyorum ona ama eğlenceli bir alet. İşte ben onu bilemem arkadaşlar. Bilgi eksikliği var diyorum. O yüzden şu an gördüğünüz maçlar her zaman göreceğiniz maçlar gibi olacak diye düşünmeyin diyorum. Orasını ben bilemem. Bilgi bulmaya çalıştım, bulamadım. Forumda sorun. Başka yerlerde sorun. Facebook'ta sorun. Size cevap vermelerini sağlayayım. Benim de bilgim yok çünkü. En son bulduğum bilgiler 2015'ten falan kalma şeyler var. Yani bayağı trajik. O yüzden hani bilginiz olsun. Defender ne zaman tekrar satışa çıkacak? Hemen Murtaza'yı arayıp soruyoruz. Stoklarımız efendim. Abi Edirne'den gelen malda gümrükte takılma olduğundan mütevellit. Defender'larda şu an bir gecikme söz konusu ama abi valla bir haftaya geldi gelecek yani kamyon orada kamyon gümrükte bekliyor. Defender'ı var çıkarttırmıyorlar mallara. Hollanda namlusu varmış çünkü üzerinde. Ay çok politiksin Alp. Bilmiyorum gençler. Bize ne zaman satışa çıkacağının bilgisi veya ne zaman satıştan acil bir şekilde bir şey olursa kaldırılacağının bilgisi gelmiyor.
Manyakçım, zaten basın hesabı olduğumu biliyorsun. İnceliyorum, paylaşıyorum. Şu anda da aynısını yapıyorum yani. Panter'le bakalım şimdi. Seviye 10'a düşecektir, %80. Yani görevler zorlaştıkça yapılabilir mi? Bilmiyorum ki görevlerin ne olduğunu. Bilsem yorumlarım. Göremiyorum hangi görev olduğunu. Ama muhtemelen hani seviye 10 tankı zorlamayacaktır sizi. Şansımıza bu da seviye 8. Ulan acaba hesapta mı bir şey var? Belki de. Yarının görevi ne zaman belli olur? Yarının gazetesi ne zaman çıkar gibi bir soru olmuş. Abi Avrupa'nın artı eksi UTC saatine göre belli olur yani. Muhtemelen bizde ne olur yani? Gece 2'de falan belli olur. Ben Türkiye Twitch'in sol vezir topu, hani böyle şişme topuyum. Sol ama. Hani. Ondan mütevellit bilemiyorum. Görevi nereden alıyor? Görev açık abi. Hesabına girdiğin anda zaten görevi yapabiliyorsun. Sıkıntı yok. Ya özetle şu, kafanızı kıracaksanız, kastıracaksanız güzel bir premium tank sizi bekliyor. En kötü hali bile şunun gibi olacak. Seviye 10 gören, 10 gören bir premium olacak. İşte yapar. Hani çok iyi olmaz. Her maç 2K beklemeyin. Bir CDC olmayacaktır. Panter seviyesinde bir tank gibi bekliyorum ben onu. Amerikan mürettebatlarını kasmak için Super Pershing'in yanına güzel bir eklenti. Bunu da kesinlikle söyleyeyim. Bu basın hesabı. Abi çıkıyor. Çıkıyor. Yaşar. Yaşar. Aha, Yaşar'ın yanına bir tane T-34. Abi T-34 çok yanlış bir iş yapıyor orada. Hangisine vuracağım tabii. Onu şaşırmıştım. Yok abi T-34. Hedef T-34. Abi şey, Panter çok hızlı reload ediyor bu arada. Ve iyi de bir mermi gidiş hızı var. 203 de deliyor. Ve kill bize mi kalıyor? Tabii ki kalmıyor. Mesafeden dedi ki hıt dedi. Hıt dedi gülüm, hıt dedi. Buradan hala çıkan gelen giden olmadı. Bir bakalım. Orası da bir Löwe ve bir T29'a sahip. Güzel. What? What? Artayacağız birazdan ama zorlamaya devam. Şundan dolayı buradan da atış desteği alıyor bunlar. Bir de RAM acaba yapabilir miyim ya? Aha. Bunun kulesi iyi değildir bu arada. Of, Defender geldi. Defender geldiyse sıçtık. Defender'a sıçtık gençler, onu söyleyebilirim. Sadece sağdan gelen atışlar ona destek verebilir. Doğru düzgün. Kadar altını verirsen. Siz neredeydiniz 300 saattir? Ha? Bir nasar bakalım ne olacak. Bu arada bir şeyde bir yavaşlık var. Sanırım çok fazla tab açık unuttum. Çok fazla sekme var. Ya da böyle şeyler var. Evet. Şunları bir kapatalım. Başka premium tank mı yok bize? Deneriz. First prototipi de almıştık. Bunu da sorup duruyorlar. Bugün mesela orta tanklardan devam. Şu bir seviye 8 orta tanklar neymiş ne değilmiş bir görelim. Genelde herkes bir Löwe'yi T-34'ü duymuş durumda ama bunları bilmeyen daha fazla oluyor. Dün geldi seninkiler. Sağ olsun. Selçuk Başkan'dan bilgiler.
Barış niye isim değişti? Onu neden multiplayer'da bana soruyorsun? Bence çok orijinal bir isim ve çok güzel bir isim buldu. Eski isminin bayağı zor okuması olduğunu da söyleyebilirim. Ben hala karıştırıyordum yani. Mr. Botoş çok güzel ve çok şey bir isim. Rahat okunmalı, akılda da kalıcı. Yani neden isim değiştirdin? Nüfus müdürlüğünden bir bilgi gelmiş. Bir tane daha BRSTF varmış. Çakışıyorlarmış. Askerlik şubeden gelmiş orada. Bir kağıt gelmiş. Demiş bu Barış ben değilim. Bununla ilgili sıkıntı çıkmaması için ileriye yönelik olarak yaptı yani Mr. Botoş yazdırdı. Mr. Botoş, Botoş oğulları. Burada bilmeyenler için söyleyelim. Mr. Botoş eski ismi Barış Tayfur işte yani. Barış Tayfur'un ünlü harflerini atıyorsunuz. Geriye kalan şey Niki oluyor. Eskiden öyleydi en azından. Barış ve Onur. Gene benim bildiğim. Gene bir, yani arada da başka arkadaşlardan da ben paylaşıyorum. Zaten kendi sayfamda görüyorsunuz filan ama en fazla World of Tanks yayınları yapan, YouTube'a video koyan adamlar. Hani üçümüzü bir anda alsalar içeri %90'ı gider. Votun filan. Hop, tank değişti yanlışlıkla. Bu arada garaja gelen yeni premium tanklar var. Mesela aylardır, yıllardır premium dükkanda satılıyor. Bir ürün teknik ağaca gelip premium ağaçta satılmaya devam ederken veya teknik ağaca gelmesi ne demek? Premium ağaçta sadece şeyde premium shop'ta satılması ne demek? Bunu bir açıklayalım. Eğer bir tank gelip de sizin burada teknik ağacınızda gözüküyorsa, biliyorsunuz bütün premiumlar kesinlikle gözükmüyor. Mesela burada işte T26 E4 gözüküyor, T34 gözüküyor. T25 tabii ki gözükmüyor ama gidip bildiklerimizden başka bir örnek verecek olursak mesela E25 falan zaten yok artık burada Almanlarda. Başka Alman aklıma gelen Löwe, Amerikan CDC var mı burada? CDC var. Mesela bir ara 112 yoktu. Bunlar en son patch'li bol bol buralara eklendi. Burada olduğu zaman özellikle klanlarla haşır neşir olanlar biliyor ki klanlar altın kazanıyor. Yani oyun içerisinde kazandığınız altını burada kendinize premium tanka çevirebiliyordunuz. Bu yüzden bu yeni gelen tanklar çok önemli. Klan oyuncular için özellikle olmayanlar için. 112 bunların içerisinde önemli bir isim. IS-6'nın Çin varyantı. Almanlarda burada VK4503 ve Panther M10 geldi. Bunlar önemli isimler. Unutuyor olabilirim ama Steyr ve VT'de var mıydı yok muydu ondan emin değilim. FV4202 var. Bakayım bunlarda ekstra bir şey geldi mi? Küçüklerden hatırlamıyorum nelerin geldiğini ama bu şekilde baktığınız zaman hani oyun içi altınla kazanabilmeniz daha büyük bir sizin için seçenek sunuyor. Gidip sadece para verip dükkanı almak zorunda kalmıyorsunuz. Bu da önemli. O da ara not olarak kafanızda yer etsin gençler. Bütün tankları standart oynayacağım premium tank şekliyle kullanıyorum. Hani VN8'e yönelik değil, normal para kasmaya yönelik. Bu yüzden yangın söndürücü koyuyorum. Azık koymuyorum kesinlikle sıkıntı olmasın diye ama kamuflaj kullanacağım. Premium'a para veren altın verip kamuflajla satın alabilir çünkü. Mesela Mut gelir mi? Gelse süper olur. Keşke. Mut gayet güzel bir CDC emsali. Çok böyle yakın tanklar. Birisi böyle daha böyle leopar oynama tarzına. Aslında şöyle diyeyim size, enteresandır. AMX CDC bence leopar oynamaya çok daha yatkın tutan ve leopar oynamayı çok daha rahat öğreten bir tank. Mut biraz daha kendi başına hani zırhınla mırhıyla gene böyle bir leopar şey karması. Yani Indian Panzer'in seviye 8'deki böyle hormonlu hali. Tam böyle büyüdüğü zaman leopar olacak bir tank değil Mut. Ama gene de gayet güzel. FV42 o kadar bence iyi değil ya. Şimdi bir hızı filan arttırıldı. Biraz daha kendine geldi. Premium tanklarını yetim bırakmayı sevmiyor Wargaming. Beleşe alınmış olsalar da çoğu. Bu arada gene top tier geldik. Bence hesapla alakalı bir durum var. Onu da tekrarlayayım. Bana göre oyunun en iyi premium tankı CD'si. Hani böyle alınabilir olan her şeyi göz önüne kattığım zaman.
benim oyunculuğum için. Bana göre. Kafa dinleme tankı da halen Super Pershing. Burada Type 59'du, E25'ti. İşte diğer özel görev tanklarıydı. Onları dışarıda bırakıyorum. Yani böyle para verip alınacak tanklar arasında CD'si gerçekten hak ettiğini düşündüğüm ve Super Pershing hak ettiğini düşündüğüm tanklar. Para kasmak için hem T-34 hem de güzel. Hoş tanklar. Ama geri kalanı o kadar şey değil yani benim kafamda. Olsa da olur, olmasa da. Özellikle istiyorsanız alırsınız. A44. Evet evet. Hop. Benim burada acilen şeye girmem lazım. Hareket halinde onu vurdu. Eskiden vurmazdı, onu söyleyeyim. Ya oradan vurmazdı o tank. Şuraya bakalım. Tabii ki rikoşi açısı. Ama T... 43'ün yaptığı yanlış. Öyle bir şey yok. Wow, o varmış, enteresan. What the fuck? Abi o hareketi yaptım bir de. Helal olsun, görmedim. Adam güzel hareket yaptı orada. Ama ben IS'ten yemek istemiyorum. Sen yiyeceksin IS'ten T-34'cüm. Aynen öyle olur. Okey, 6'ya 1. T-34 çünkü yemeye devam edeceksin, hatta yemeyeceksin. Hatta bana yol vereceksin belki de. Gel, gel. Kırıyoruz. Güzel. Lan oğlum onu yapma işte bana. Allah Allah. Paleti niye kırılmadı arkadaşım? Borsik'te büyük top varsa da küçük top varsa da öldürebilir. O yüzden biraz dengeli bakmamız lazım buraya. Daha güvenli atışı yaptım. Borsuk attım. Yine Scorpion'u vuruyoruz. Korktuğum asıl hedef şey burada benim. Bakalım bunların içinden geçiyor mu? Geçiyormuş. Şuradaydı Borsuk. Arama T-34'ü alacağım. Tercih etti. Hasarını da oraya yazdı. 3500 hasar. İyi. Wow. Kötü oynuyorlar mod 1'le.
Klandan görevlerle para kasma kaldırıldı gençler. Farklı bir düzene geçildi. Artık hani birebir skirmishlerdeki gibi o çatışmalarda savaşarak daha ciddi para kazanıyorsunuz ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Artık öyle sadece random atarak böyle rahat rahat oynayarak şey gelmiyor. Para gelmiyor. Ya ben bayağı dikkat ediyorum. Param olduğu yerde sekmeye devam ediyor seviye 10 oynarken. Bu kötü oldu klandakiler için. Biraz önünü kestiler. Biraz istediklerinden daha fazla rahatlamış galiba çünkü. Hafta sonuyla risk alıyorum. Ama premium tank denemeye devam ediyoruz. YouTube video ne zaman gelecek? İndirip izliyorum. Bugün daha attım Frost'cum. Bunu gördün mü? Yoksa görmene rağmen daha terbiyesizlik yaparak hala mı istiyorsun? Ha? Hala mı istiyorsun? Çok sakince bunu ifade edebilirdim, değil mi? CDC'de de bakalım yani seviye 10 gelmezse artık yuh diyeceğim. CDC'nin iyi oyuncular için veya ne yaptığını bilen oyuncular için en azından iyi oyuncu olmanıza gerek yok. Ne yaptığınızı biliyor olmanız yeterli bu alette. Hızlı olması, çok iyi bir topu olması, alçalışının, top eğiminin iyi olması çok güzel artılar yaratıyor. Hızlı reload ediyor. Zırhsız olabilir ama bunu kapatıyor. Ben gene aynı setup'ı kullanacağım, aynı dizilimi kullanacağım. Tamir, silah arkadaşlığı ve 6. his dizilimiyle genel olarak gideceğim. Kıvrak bir tank değil enteresan bir şekilde CDC. Çok yüksek hızlara ulaşsa da biraz gemi gibi dönmüyor. YouTube link alabilir misiniz? Hayır, Osman yazmanız yeterli YouTube'a. Osman yazıp, YouTube'a diyorum, Google'a benim nickimi yazıp açılan sayfalarda yonca.com üzerinden arkadaşlık isteklerimi, davetlerimi kabul etmek için VIP hizmet satın almanız ve aylık sadece 12.99'a çöpçatan olarak karşınıza gelecek seviye 8 tanklarla haşır neşir olmak, namlu namluya sürtüşmek için yeterli olacak. Bunun üzerinden size özel webcamli tank gösterileri akşam saatlerinde gene sizlerin ekranlarını süslüyor olacak. Umarız sizler de ateşleniyor, hit mermilerinizi sıcaktan yerinde tutamıyor hale geliyorsunuzdur böylelikle. Teşekkürler. Mesela. Oğlum yazın Google'a ya işte. Rahat edin. Oradan YouTube hesabı bulun. Kamuflajda verilebilitesi çok yüksek bir tank bu arada bu. Çok işi yapar yani kamuflajla. Bugün orta tanklardan devam. Nick nereden geliyor? Hikayesi nedir? Sene 1968. O zaman Iğdır'dan Kars'a mal taşıyoruz. Kar taşıyoruz. Kar yok. Sarıkamış'a tesis yapılacak. Kar gerekiyor dediler. O dönem yollarda garajan zımanlı kamyon çok gezer. O dönemlerde böyle koyamıyoruz. Small repair kit, small first aid kit filan. Halimiz harap, halimiz garip. Osman abi diye bir tane orada karvan gazar, karvan anır. Karvan gezer. Kervansaray yok artık saçmalayamıyorum. Osman abinin bir yamuk yumuk yazılmışı. Başka bir şey hiç değil yani merak etmeyin. Osman abi, Osman abi filan gibi. Hatta en ilk geyim şuydu. Uluslararası satışa hazır hale getirilmiş Osman ürünleri. Osman trademark. Her şey tamam mı? Okey. Hadi bakalım seviye 10 düşmezse ne olacak? King Tiger ile nasıl oynarım? Kafadan çok yiyor. Ya o ne yazık ki bir brawling denilen yani dövüşçü, boksör bir ağır tank çok değil. Onu orta mesafede veya yakın mesafeden de oynuyorsan arana Sovyet tankları, zırhlı tanklar bırakarak oynaman lazım. Tiger'ın topunun keskin nişancılığı çok iyi. En arkada tabii ki TD gibi yapmayacaksın ama ileri basarken de diğer ağır tankları ve kendini koruman lazım. O yüzden mesela King Tiger, daha doğrusu Almanları ben çok önermiyorum oyuna yeni başlayanlara. Zordur oynaması.
sağını solunu gösterme zırh konusunda iyidir. Yani şehirde daha iyi oynayabilir. O da zırhın nasıl kullanacağını daha iyi biliyorsam. Orada yine seviye 8'e düştük abi. Hesapta bir şey var. CD'si Yunus'a benziyor kesinlikle. Kebap Tifl, evet. Gördüğünüz gibi bak T71'e yetişeceğim birazdan neredeyse. 60 ile gidiyor. Ve ne yaratacak bende? Mesela şurada durup ilk atışları yapmamı sağlayacak eğer birini açacak olursa oradan. Çünkü çok öndeyim. Ama kimse açılmadı. Aynen devam ediyorum bu yüzden. Son anda açılması priceless gene. Çok manidar. Oradan artık geçmeyeceğim çünkü sadece kendimi spotlattırmış ve hasarı açmış olacağım. Çok akıllı oynamanız lazım CD'si'de. Yanlış hareket yaptığınız zaman biletini çok ağır kesiyorlar. Mesela bakalım. İşte iyi nişan alması lazım. İlk atışları öyle hani gir çıka çok uygun olan bir tank değil. Arkadan TD gelir mi derken bir anda artı atışı geldi. Ama topal çalışı inanılmaz iyidir. Hani şurada bu kadar alçakta bile bak yeri süpüreceğim neredeyse. Dicker Max'i aratmaz yani. Yani eksi 10 falan olması lazım. Vuramadım bunu da. Ama ben mesela daha hızlı reload edeceğim. Bunu bilmemesi bir Type 59'un. Çok enteresan gerçekten. Hatta şunu kullanacağım ben burada. Girçik yapacağız bol bol. Gördüğünüz gibi yer hani sektirmez. Kafası filan da sektirmez bunu. Deneyeceksiniz o yüzden böyle. Çok iyi bir atışma değil şu an VK-3001 ile. O da hızlı reload ediyor. Ben de hızlı reload ediyorum. Bakalım bir tane daha yiyip acaba şey yapabilir miyim? Ve bu hasarı da yedikten sonra şey yapma ihtimalim yok derken işte. Üzerimize bastılar. Neredeyse dönüyordu. Ama olmadı. Niye böyle kaldı tankım? Ha, obje de öyle kaldı. 1400'de orada gittik. Şurada mesela istediğim kadar destek gelmediği için üzerimize burada obje bastı. Okey. Kendi bilir. Bir daha geri döneriz CDC'ye. O adam aslında mesela ramleyerek yan durmasını sağlamam lazımdı ama o anda hani durabilir ve arkaya da gitmeyeyim, bir şey yapmayayım, yandan da yemeyeyim falan diye düşünüyordum bir sürü şey. O yüzden üzerine basmadım. Hani pilota bir geri dönelim. Belki seviye 10'a denk getirebiliriz. Tank çöp. CDC mi? Nope. CDC muhteşem bir tanktır. Of, adamların düştüğü seviye 9 maça bak. Ama ikisi de öyle inanılmaz bir maç çıkarttıracak seviye 9'lar değil. Rüya yani matchmaking şu an onlar için. Bir tane seviye 9. Yani şu maça mesela eski haliyle VK-45B gene E-75. Hani başka ne olabilir diye düşünüyorum. Genelde hep bak ağır tanklar aklıma geliyor. Yani orta tanklarda seviye 9'da belki Skoda T-50. Behçet AP o kadar değil ama Skoda öyle. Çok iyi işler çıkartabilirmiş burada. Ben hepsini öneriyorum şeylerde. Özel eşleştirmesi olmayan neredeyse hepsini. Yani LÖW'de de olur, T-34 de olur, Defender de olur. Hepsi güzel tanklar. Ağır tank oynamayacağım, onları biliyorsunuz. Onların çok fazla tekrarı var. Daha az oynanan premiumlarla oynayacağız. Artık 55.000. milyon seneye geldiğim için biraz daha enteresan tankları, daha az oynadığım şeyleri tercih ediyorum. Gene T-34, LÖW'yi çok oynuyoruz. Diğer premiumları bu yani. Bunun gibi premiumları daha az oynuyoruz. Evet, keçimizi çıkarttırmacı. Ha, çöp olan FV. Ben muhabbeti yanlış duymuşum o zaman. Okey. Çok ammo yiyor. Abi yesin. Löwe kötü bir tank değil. Eski halde çok güzeldi, yeni halde gayet güzel. Aha! T-54 bir de stokmuş, zavallı.
Arkada T-34 var. Önde T-54 var. Hadi. Nice. Güzel açı yakaladık. Dar bir yerden vurduk. Hatta çok dar bir yerden vurmuşuz. Ben o binanın arasına komple görebiliyorum sanıyordum. Hiç öyle bir şey durum yokmuş. Spotted IS. Peki o bizi gördü mü? O da bizi gördü. Peki nasıl gördü? Yani niye gördü? Tam tahmin ettiğim şey oldu şu an. Bakayım buradan bizi spotlayabilecek mi attığımız zaman? Yok, tam anlamıyla öyle spotlama diye bir şey yok. Destek pozisyonuna durmaya devam arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu adamlar buradan gelirse böyle. Geliyor. Ben aşağı doğru kaçarım. Hani birebir yüzleşmek istemiyorum T-34'te. Şunu yapacağım. Şu çalıyı kullanacağım. Bir şey olursa da geri kaçacağım. Biraz güvenli oynamak istiyorum çünkü. Hani 3'e 1 falan olabilir. Benim tarafta çok fazla iş yok. Ha işte T-34 o tarafta. Ben burada şimdi arkasına doğru hafif sızma hareketi yapıyorum. Bizimkileri oradan püskürtmeleri lazım. Gelene kadar T-54'ü buradan vurmaya devam edebilirim. Hadi be. Aha. Fark etmedi bizi. Ve atışını da yaptı. Çok odaklanmış. İşte bakın. Bu tünel etkisi diyorum ben buna. Bunu olmasın kafanızda. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Şimdi arama herkesi aldım gördüğünüz gibi. Arkadan da vuramıyorlar, önden de vuramıyorlar. Çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum bunu. Tabii binaya tırmanmam biraz enteresan olmuş ama. KV-4 geliyor, KV-5 geliyor. As. Oh. UDES. Ve öldük. Çünkü UDES 400 vurduğu için öldük arkadaşlar. Yani UDES'in arkadan öyle ben 400 vurabileceğini tahmin etmedim. Ama burada teke tek kalmış olsaydım, bir kişi daha vurmamış olsaydı iş yapardık. Dediğim gibi güvenli takılmak bir yere kadar önemli ama T-34'e bastığım anda zaten güvenli modumdan çıkmış oldum. Oradan kurtulana kadar da arkadan KV-5 geldi. Bakalım bu maç ne getirecek? Az önceki maçı almışız bu arada CDC ile. O maç mesela ne kadar? 1500 hasar yaptım. 46-45.000 kar. Gayet abi güzel. Al kenara at yani. Panther M10 çok iyi bir tank değil ama deneriz. Onu da çok az oynuyoruz. Çok sıkıntılı bir tank. Yeni grafikler bu sene gelecek. Bence güzel olur. T25 pilot para sıkıntısını kesinlikle çözer gençler. Seviye 8 bir premium tank. Hani vaktiniz varsa bence kasın, o 13 günde yaptığınız görevlere değecektir. Ama şunu unutmayın, hani patladı olay. Aman bir taneyle kaçırdım falan olursa hani bir 10 liranız falan kenarda olsun. Bir günlük görev belki satın almanız gerekebilir. Hani gün kaçırırsanız günü satın alabiliyorsunuz çünkü. Bu görevlerde genelde öyle yapıyorlar. Hah, seviye 10'a denk geldik ya en sonunda. Oh be. Aptal mouse gibi. Bugün öyle çok fazla oyuncuya odaklanacağım bir durum yoktu.
yüzden çıkmadı diyebilirim. Bir de XVM'de olmadığı için bilmiyorum kim iyi kim kötü. T-34-3 güzel bir tank. Zordur ama güzeldir. IS topu olan orta tank olarak düşünün. Yani trolleyebiliyor sizi kötü anlamda. Topu eğilmiyor. Gerçi şu an gene bir parça eğilir hale getirdiler de. Ama bu çok şey işte bu tank ya. Sorunlu yani. Hop 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 hop. Benim buradan çıkmama izin vermeniz lazım. Yoksa işte ağzıma sıçacaklar oradan. Wow. Seviye 10 oyuna hoş geldiniz. İlk artı yiyen Alp. Ve 700 canım. Aha. Hoppa! Riba, riba, riba! Bakalım şuradan sağ tarafı dönmeme izin verecekler mi? Önemli olan o soru işareti o. Şuraya kaçmak istiyorum çünkü. Ama keçi gibi maşallah. Alet. O yüzden hakikaten kaçabiliyoruz. Öyle bir şey duymadın abi. Öyle bir şey var. Yani sen duyduğunu zannettin sadece. Arkayı da sarayacaklar şimdi. Evet, tam tahmin ettiğim yere çıkıyorlar. Sovyet tankı değil mi abi? Aa, eminim beni görüp görmediğinden emin değildim. Böyle durumlarda Leopard'la aynı bu arada. Bakın takım çok kötü oynarsa böyle bir haritada çok fazla kaçıp da iş yapamazsınız. Hani şu vurduğum 4 atışı 400 ile çarp. Hani 1600 yaz yerine. Çok normal. Abi görevler gittikçe zorlaşacak mı? Çok büyük ihtimal. Hesap sıfırlayınca kişisel yedekler ve mürettebat gidiyor mu? Mürettebat tamamen gider, kişisel yedekler de muhtemelen gider. Ama net cevap için lütfen, lütfen support'a ticket atın. Sizin için bu kadar önemli bir bilgiyi Twitch'te kıçı kırık bir yayıncının kanalına gelip sorup burada gene tanımadığınız insanlara güvenerek hiçbir şekilde aslında milyonlarınızı, saatlerinizi, paralarınızı harcadığınız o güzelim hesabınızı tanımadığınız insanların kirli ve pis ellerine bırakarak bu şekilde önemli bilgileri heba etmeyelim. Support'a yani destek birimine gidip ticket atalım. O bileti lütfen popomuz 3 gün beklesin hesabınızı oluşturmak için. Belki 1 sene, belki 2 sene, belki 3 sene uğraştınız. 3 gün nedir ki? Yapmayın şunu. Yak Panther 2 hakkında ne düşünüyorum? Vallahi olumlu düşünüyorum. Kız verilir, kız alınır. Düzgün adamdır. Şu Panther M10'u bir oynayalım da sıkıntılarını gösterelim.
Ki yani hesap sıfırlamanın neler olduğuna dair ben eminim ki otomatik bir yanıt vardır. Hani orada soru sormana izin vermeden sıkça sorulan sorular diye bir kısım var ya, FAQ'dır İngilizcesi, Türkçesi TTT olarak geçen. Sıkça sorulan sorular olarak geçen bir kısım. Bu arada tabi buna eğim mi taksak? Acaba bunu şey olarak kullanalım ya, kaplı optik takalım. Eğim time'ını takmayalım. Zaten çünkü hızlı nişan alıyor olması lazım. Evet, 2.16. Görmeme ihtimali daha yüksek. Altıncıyız. Yine 3 beceri yeter. Aslında farklı... Neyse, ikinci mürettebatı artık diziyoruz, dizmiş olalım. Çok böyle bir vakit almayacak daha zaten. Çok standart şeyler veriyorum gene gençler. Kulesi olduğu için TD olmasına rağmen, yani tank avcısı olmasına rağmen... bir dakika. Evet. İşe yarayacaktır. Anlık atış. Mesela gidip tank avcısında kule çevirme esnasında daha az top namlusunun dağılması, yani nişanınızın daha fazla bozulmasını gidip vermeyin. Kulesi yoksa ondan faydalanmayacaktır. Okey mi? Altıncı şey vermiyorum ama, kamuflaj vermiyorum. Sadece görmek istiyorum, yani açılıp açılmamakla ilgili bir sıkıntım yok. Ona göre oynamayacağım. Mürettebat gider demek şu abi. Meftaül müftina. Gusülhane döle abdest. Delete unt deletingen. Yani gider, silinir, komple gider. Oyunda sadece premium tanklarınız kalır. Geldikleri %100 sadece. Hani onda eğer öyle geldiyse, eğitimli geldiyse %100 olarak gelir. Hiçbir becerisi olmaz. Bütün normal tanklarınız bütün mürettebatlarıyla birlikte gider. Benim zaten anlamadığım şey o. Yani ona nasıl kıyıp da hesap sıfırlıyor bazı arkadaşlar, seviye 10'u olanlar. Gerçekten zor işler yani. Zamanınıza yazık gençler. Zaman o kadar şey bir şey değil. Hani boşa harcanabilecek veya böyle kolaylıkla bir oyun için ya bir daha başlarım denilebilecek bir şey değil bence. Ama hani zevk alıyorsanız hiçbir şey söyleyemem tabii, ağzımı kapatır dururum kenarda ağlar beklerim. Ya aynı oyunu ben de 3-4 defa üst üste bitiriyorsam, aynı filmi 10 defa izleyip de her seferine zevk alıyorsam okey. Ben neden böyle bir yorum yapıyorum? Çünkü hesap sıfırlamadaki mantığınız hani yanlışlıkla, ya ben mesela bir oyun oynarken bir şunu da deniyorum, bir şöyle de yapayım oluyor veya filmi izlerken şurasına dikkat ediyorum, burasına dikkat ediyorum, ama hesap sıfırlarken siz şuna dikkat ediyorsunuz. VN8'im yüksek olsun diyorsun. O kriter bana biraz çok soru işareti geliyor. Hani gidip başka tank kasacağım desen, tamam, sıfırdan başlayacaksan kendi hesabından devam et, bir tane daha tank kasmış olursun vesaire. Bu arada izlememiştim. The Wire diye bir dizi var. Sopranos tadında. Bilen var mıdır bilmiyorum. Biraz ağır İngilizcesi. Türkçe altyazısını zaten ben hiç düzgün olduğunu zannetmiyorum. Ya bulmadım, bakmadım. Belki iyidir ama çok ağır bir dizi ama oha. Muhteşem. Çok hoşuma gidiyor. Yayından sonra onu izleyeceğiz. Bir de anne babamızı uğrayacağız ve yayının son maçıymış bu zaten. Ne oluyor lan? Oyundan düştü. Oha, lol. Şimdi şöyle, pardon, bu çok yanlış bir hareket. Böyle bir şey yapmayacaktım. Çok daldım. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen platonlar yapar. Hani fail plat diye bir şey var ya. Seviye çok düşük bir platonla adamı şey... Bu arada topun eğilmemesi muhteşem lan bunun. Bayağı ciddi eğilmiyor topu. Bu arada çok kötü öldük. Onu da söyleyeyim. Hani şey yok burada. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Ve inanılmaz kötü eğiliyor bu herifin topu.
Çok düşük seviye olunca bazen öldürürler ya bir daha girmesinler diye. Oğlum adam öyle öldürdü. Ulan adam hafif tank artı eksi 3 kuralı var. Hani neye göre kafa buluyorsunuz siz bunda? Al işte. Ha! Öldüm dediğim buydu gençler. Buraya gelmemem gerekiyordu. Unuttum ben. Tekrar oynarız. Adamı öyle öldürdü ya. Yani Platin olan kendisi adam Platin'de değil, matchmaking atmış ona. Eşleştirici onu o maçı atmış, herif dönüyor. Aa sen bu maça düşemezsin diye öldürüyor. Bunu da görecektim ya, muhteşem oldu. Hani bunu da yapanlar olabiliyormuş. Gerçekten güzel oldu. Bazen insan kendini hani eline alınca böyle kanunu, kuralı, kitabı. İşte anarşi her zaman işe yaramayabiliyor. Geri zekalı adam ya. Bir daha oynayacağım. Bu sırada ben başka bir şey daha oynarım. Son dedim ama benden sonra yayını olan var mı onu bilmiyorum. Eğer paslayacaksam ve bir sonraki yayıncımız buradaysa ben okeyim. İşte yer. İşte yer alalım. Siz seversiniz çünkü şeyi. Tank avcısını. Şöyle yapacağız. Şu an Panter'i tekrar oynamayacağım için Panter mürettebatını buraya alacağım. Buna nedense gereksiz bir şekilde mürettebat almışım. Uğraştır, durdur. Tekrar eğiteceğiz. Arkadaşlar hala ben duyuyorum tanklarında mürettebat eğitimini bilmeyen, aktarmayı bilmeyenler var. Lütfen uyarın, uymayanları uyaralım, atmayanları, mürettebat aktarmayanları aktartalım. El ele verin, yardımcı olun. Duyduğunuz anda lütfen yardımına koşun. Çok ciddi sıkıntı yaşar çünkü ileride arkadaş yoksa. Buna aim time alınır mı ya? Hadi alalım. Buna yangın söndürücü alınmaz aslında, biliyor musun? Gerek yok. Yani hakikaten yangın söndürücülük bir olayı yok. Hadi gıcıklık değil mi? Bu biraz şey olsun. Daha agresif bir dizilim olsun. Bunda Tiger topu değil ya. Şey değil mi? Tiger 2 topu mu? Bakalım. Rheinmetall Borsig'in daha komiklisi. 240-203. Evet, 85 L71. King Tiger topu var. Aslında tamam, Tiger topu da gene bizim bildiğimiz. Aa! Dur bakayım. Girmeme savaşa. Şunu da oynayacaktım çünkü asıl benim istediğim buydu. Şunu da oynayıp uzaktan ne yapabiliyor bunu görelim. Tiger 1'in son topu var, evet. Ben bir an gerçek hayattaki toplarına gitti de kafa olarak aklım. Kamuflaj verebilirdik hakikaten, vermedik. Mürettebatı aktardığım için öyle oldu. Bu tankın ne olduğunu göstermek için daha iyi oldu şimdi. Sol tarafa gideceğiz. Panther Emon çok hızlı atabilen, hani biraz boyut olarak büyük olan ve gene gizlenebilirliğine bakan bir tank. Öyle çok zırhı mırhı bir şey olan bir şey değil. Ama orta tank kasasında bir TD gibi düşünebilirsiniz bunu. Öyle çok HE yiyecek bir tank değil ama mermi sektirecek kadar da zırhlı değil. Olay komik zaten. Gördüğünüz gibi Amerikan işaretleri var. Çünkü Emon'a benzetilmeye çalışan bir panter. Bunun hikayesi de Arden ormanlarındaki 1944'te Hitler'in başarısız taarruzunun içinden gelen tanklardan biri olarak tarihin sayfalarında yer alıyor bu arkadaş. Böyle sızma harekatı yapılması için bazı birliklerin panter tankları Emon Wolverine tank avcılarına benzetildi ve kullandırtılmaya çalıştı. Ve bu tanklardan bir kısmı böyle dönüştürtüldü. Başarısız olmalarındaki ana nedenlerden biri bu değildi. Çok daha farklı nedenler vardı. Yanlış zamanda yapılan tümenlerin, tugayların işte ilerleyişleri, gidişleri, gelişleri ama enteresan hikayedir. İçeriği de asıl oradan gelmektedir yani. Bu tank hani kıçlarına uydurma değil, Arden ormanlarında 1944'te müttefiki çıkarmasına karşı yapılacak o ilerlemeyi durduracak ve müttefikleri geri püskürtmeye başaracak normalde harekat olarak düşünülen şeyin bir ürünü.
Mr. Rocco, hoş geldiniz. Son savaşımızı yapıyoruz. Birazdan da size yayınımızı paslıyoruz. Siz hazır mısınız efendim? 3'e 1. Köşede çıkan yok. Cromwell, oha oradan görebiliyorum. Çıkmasını bekleseydim daha iyi olabilirmiş. Aa, herif o düşüp sekti lan herif. Kaldı mı orada yoksa ilerleyebiliyor mu? İlerleyebiliyor. Atacağım bebişim. Senin için atacağım. Dopun dibine vereceğim. Aga, Almanlar kazanırsa ne olurdu? Şu an Almanya'ya çok löle yapamazdık belki de. Bilmiyorum. Oo, güzel. Gördüğünüz gibi çok isabetli bir top. Ve hızlı yükleyen bir top. İki bacı arasından 3'te 2 yaptık. 4'te 2 yaptık. 5'te 2 yaptık. İsabetli dedim ya, vurmayacak. 5'te 3 yaptık, 6'da 3 yaptık. 7'de 4 yaptık ama bizden önce başka bir arkadaşım Boris öldü. Vurdum ama sekti. 9-3 bu arada. Oyunu alıyoruz. Düşük seviye maçların en kötü olayı bu. Genelde uzun sürmüyorlar. Kazansanız da kaybetseniz de kısa sürede bunu halletmiş oluyorsunuz. Bunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. O yüzden böyle koşturmanız gerekiyor. Sadece 3 adam kaldı. 3'ünün nerede olduğu aleni belli. Bakalım KV3'e bizim borumuz ötecek mi? Ötebilecek bir yere doğru geçiyoruz ama bakalım delişimiz yetecek mi? KV3 çok yüksek zırhlı bir tank. Ve yamuk yumuk bir tank da değil. Ama kıçını bize verirse ve biz vurmayı başarırsak belki de. Ve yakarsak çok efsane olabilir. Adam da oyunu bilmiyormuş. Bu tabi hızlı atmanın faydalarını böylelikle gördük. 1500 hasarı çıkarttık aradan. İyidir. Evet efendim, teşekkürler izlediğiniz için. Bugünlük premium tanklarımız böyleydi. Tekrar hatırlatıyorum yayını kapatırken. Olay asıl bu. T25 pilot number one denilen tankın maratonu başladı gençler. 15 gün boyunca her gün birer görevi yaparak bu 15 günün 13'ünü görevi tamamlayarak geçirirseniz bu tank sizlerin olacak. Bu tank nedir? Seviye 8 bir Amerikan orta tankı premium. Para getirisi gayet güzel. İşinizi görecektir. Özellikle premium olmayanlar, premium tankı olmayanlar ve kıçını kastırabilecek olanlar ciddi düşünsün. Faydalı bulacaklardır aleti. Oynadık, gördük. Pershing'e göre çok, yani Pershing'e çok benzer bir tank. M26 normal Pershing'e ve bence oyunun en iyi orta tankı M26 Pershing. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Eğer ilgileniyorsanız kapmanız için güzel bir maraton sizleri bekliyor. Detaylar Wargaming sitesinde ve sayfalarımızda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Öpüldünüz. Hafta içi yayınlarımız kendi sayfamızda devam edecektir. Ne zaman olacaktır? Yarın olmayacaktır. Yarın basket oynuyorum. Ama salı günü muhtemelen olacak ve perşembe günde. T-shirt X-Wing değil abi. T-shirt Under Armour. Basket t-shirtlerini seviyorum da. Hadi görüşürüz gençler. Bay bay.